Şimdi kardeşlerimiz, daha önce de söylemiştim, bu konuları bizim internet sitesinden olsun, bu kitaptan olsun, bu Mehdi ve İttihat-ı İslam kitabından iyice öğrenip bu kişileri iyice köşeye sıkıştırsın. Mesela akşam soru soran arkadaşlar oldu. Hoca bir anda vazgeçti. Programı tamamen kökten vazgeçelim dedi. Yani programı kaldırdı adam. Hiç bu konuya bir daha girmeyelim dedi. Yani ahir zamanla ilgili konuya girmemek çok acayip bir şey ya. Mehdi'ne müjdelenin diyor Peygamberimiz. Yani ne alaka? Bir de hadisler tahakkuk etmiş. Niye ümmetin duymasını istemiyorsunuz? Kızılcam'ın toplantıda aman aman susun, konuyu kapatın diyorlar. Öbür yerde sırrı entene verip susun, konuşmayın. Bu paniğin kökenini ben öğrenmeye çalışıyorum. Yani neyi gördüler de bunlar paniğe kapılır böyle? Neyi fark ettiler? Daha önce gayet rahat konuşuyorlardı ya, hiçbir sorun yoktu. Suyuti'den ziyade, Suyuti'nin tabi önemli de, Sünen-i Nesai, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Davud, Sünen-i İbn-i Mace, onlardaki hadisleri onları da getirin göstertelim. Bu Yunus Yıldırım hocanın, Yunus Yıldırım Sunan delikanlı değil mi? Göster bakayım Yunus'u da göstert. Bu da Yunus da çok efendi, terbiyeli bir delikanlı. Maşallah. Efendim, Uzay TV'nin sunucusu. Diyanet İşleri Başkanlığı Sur İlçe Müftüsü Ulu Cami İmam Hatibi Mehmet Sait Yaz. Hocayı bir daha göstert. Bu anlaşılmıyor burada görüntüsü. Yani normal kendi görüntüsünü göstert. Hayat ve Kur'an diye program var değil mi? Evet. Her cumartesi saat 21'de yayınlanıyor. Her cumartesi saat 21'de. Evet, hocanı göster resminde. Hı. Tamam. Bayağı ilmi, irfanı geniş bir hocamız. Efendim saat... Bak ben çekinmiyorum. Adam ödü kopuyor. Aha 9'un adını vermekte. Ben bak sürekli tarif ediyorum, anlatıyorum. Uzay TV. Efendim, her cumartesi saat 21'de yayınlanıyor. Programın adı Hayat ve Kur'an. Efendim, hocanın ismi Mehmet Sait Yaz, Ulu Cami İmam Hatibi. Bayağı da alim bir hoca maşallah. Efendim, hocanın konuşmalarının bana bir özeti gelmişti. Filmi giriyor değil mi hocanın? Evet. Evet. Şimdi aslında benim çok sıkı bir sekreterim olması lazım burada. Bunları düzenlemesi gerekiyor. Ha. Bak Şeyh Nazım hocamız için ne dediğini farkında değil diyor. Yaşını gerekçe göstertiyor. Peygamberler 950 yaşından başlayıp 350 yaşında, 120 yaşında peygamberler var. Birçok alim ve ülema 100 yaşın üstünde vefat etmiştir. Birçok şeyh efendi 100 yaşın üstünde vefat etmiştir. Şeyhlik görevlerini yerine getirmişlerdir. Hiçbirinde bir bunama veyahut ne dediğinin farkında değil diye şeklinde bir iddia olmamıştır. Haşa. Ne yüzü billah. Hoca efendi bu konuda özür dilemesi lazım. Tabii hocam. Gerekçe göstererek, mantık göstererek bir kere burada saygıya, edebe uygun bir hareket yapmadı. Demek ki hoca yaşlansa, 90 yaşına geldiğinde biz ne diyeceğiz? Ne dediğinin farkında değil mi diyeceğiz? Ayıp yapıyor. Çok çok ayıp. Ayrıca ben Mehdi'lik iddiasında bulunmuyorum. Kur'an okumayı, Arapçayı bilmiyorum ben. Arapçayı bilmediğimi 30 kere söyledim. Efendim, Arapça bilmeyen Mehdi olamaz diyor hoca. Hadislerde Mehdi Arapça bilmeyecek diyor. Nasıl yapacağız? Yani oradan tutturamadın hoca. Açık hadis var. Mehdi diyor Arapça bilmez diyor. Lakin diyor yardımcıları Arapça bilirler diyor. Arapça bilenler vardır diyor yakınlarında. Onlar da Arap değildir diyor yakınları.
Benim ama Mehdi'lik iddiam yok. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Hatta yemin de ettim. Söyleyenleri de uyarıyorum. Öyle bir iddiam yok. Ama oradan bir kere tutturamazsın. Onu bırak. Bir kişinin Mehdi olması için Mehdi'ye layık olması gerekir. Zeminin İslam'a uygun olması gerekir. Şeriata muhalif giyim içinde olmamalı. Böyle biri nasıl Mehdi ve Bediüzzaman taraftarı olur? Yani böyle Amerikan tıraşlı falan, Ferri, Gianfranco Ferri bilmem ne, Versace falan. Öyle olmaz diyor. Taksın sarığı başına diyor. Tamam ayarlarız. Madem illa öyle bir şey istiyorsan. Öyle bir şey de yaparız. Ya şimdi ben sarık çubuk giyince ne kabul edecek mi hoca? Ne alakası var? Ne alakası var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman modası sarık cübbeydi. Herkes giyiyordu. Herkesin giydiği kıyafet neyse o da onu giydi. Müşrikler de sarık takıyordu. Hristiyanlar da, Museviler de sarık takıyordu. Hepsi cübbe giyiyordu. Herkesin yaptığı kıyafeti, giydiği kıyafeti Resulullah da giydi. Yani buradan pek tutturamaz. Ayrıca benim bak tekrar diyorum, metrik iddiam yok. Ama istiyorsan bir gün bir sarık cübbe giyeyim de öyle bir resim çektireyim. İçin rahatlasın yani. Ayrıca ben örneğim dedim mi sana hoca? Ya benim gibi olsun Müslümanlar dedim mi? Yok. Ben ya kız arkadaşlarım gibi olun diyor muyum ben? Biz demiyoruz ki. Ya bizim delikanlı kardeşlerimiz gibi olun da demiyoruz. Ne diyoruz? Kur'an uyalım, sahabelere uyalım. Örnek onlarda diyoruz. Yani peygamberlere uyacağız. Kur'an'da tarif edilen. Kur'an'daki Allah'ın emirlerini yerine getireceğiz ve sahabeler pratik olarak yaşadıkları için onlara uyacağız. Kur'an'ın emri bu. İnsan örnek olamaz. Yani herhangi bir şahıs ben örneğim diyemez. Dolayısıyla hoca efendi orada yanlış düşünüyor. Yani bizim öyle bir iddiamız yok. Örnek olma iddiamız yok ki. Mehdilik iddiamız da yok. Dolayısıyla boş. Yani o iddiası. Hani Mehdilik iddia diyorsun, madem gibisinden başlayan ifadeleri geçersiz. Mehdi'nin nereden geleceği mümini ilgilendirmez. Müminin kendine has vazifesi vardır. Nasıl ilgilendirmiyor? Peygamberimiz söylüyor. Ahkama ait husustaki hadislerden daha sahih bu hadisler. Nereden geleceğini, ne yapacağını çok detaylı bildiriyor. Mehdi'nin nereden geleceği mümini ilgilendirmez. Mesela çok vahim bir ifade bu. Yani peygamberimizin yüzlerce hadisini kale almayan bir ifade olmuş oluyor bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar sizi ilgilendirmez diye mi bu kadar hadis söyledi? Ve ehl-i sünnet üleması, efendim Hakim-i Müsned'dekinde var, Suyuti'nin hadislerinde var. Yüzlerce alimin yüzlerce Mehdi ile ilgili risalesinde sahih hadislere dayalı veya zayıf da olsa tahakkuk eden hadislere dayalı açıklamaları var. Bunları eğer sen kale almazsan ahkamla ilgili hadisleri nasıl kale alıyorsun o zaman? O zaman ahkama ait o hükümleri de kabul etmeyeceksin. Olur mu öyle şey? Ahkamı kabul ediyorsan, ahkamdaki hadisleri kabul ediyorsan, ahkamdaki hadislerin daha sahih bir hadisler. Peygamberimiz kale almayın diyeni de bize bildirmiş değil. Ülema binlerce cilt eseri bunlar kale alınmasın diye de yazmış değil. Kale alalım, önem verelim, anlayalım, kavrayalım, bekleyelim diye bize bildirilmiştir. Mehdi'nin nereden geleceğinin önemsiz olduğunu söylemen hoca efendi sana yakışmadı. Yanlış. Peygamberin hadislerine karşı da saygısız bir üslup bu. Tabii. Değil mi? Yani o zaman bu hadislere de gerek. Peygamber haşa boş konuştu diyorsun sen. O anlama gelir. Öyle konuşulmaz. Ağzından çıkardığında kulağın duyacak. Mehdi gelecek beklentisinden dolayı müminler tembelleşti. Yo ben bak bayağı hareketliyim. Şeyh Nazım hocam bayağı hareketli. Bediüzzaman bayağı hareketli. Bediüzzaman diyor ki ben Mehdi'nin piştar bir neferiyim. Öncü bir askeriyim. Ona ortam hazırlıyorum diyor ve bayağı heyecanlıydı Bediüzzaman. Tembelleşmedi. Hiç de bir şey olmadı. İmam-ı Rabbani de Mehdi bekliyordu. Tembelleşmedi. Abdülkadir Geylani bekliyordu. Sahabeler bile Mehdi bekliyordu. Kimse tembelleşmedi. Nereden çıkartıyorsun bu tembelleşme iddiasını? Değil mi? Bediüzzaman'ın ömründeki bereketi, yaptığı faaliyetteki muhteşemliği herkes görüyor. Tabii.